LGS'ye son 137 gün gerçekten kazanabilmemiz için hala çok değerli bir süre var. Bugün sizlere denemelerle alakalı çok önemli taktikler vereceğim. Soruyu önceden inceledim ve çok güzel şeyler söyleyeceğim arkadaşlar. O yüzden bu geri sayımı lütfen çok dikkatli bir şekilde izlemenizi istiyorum. Günün sözüne baktığımızda Robert Schuller diyor ki... Olağanüstü başarılar her zaman Olağanüstü hazırlıklardan sonra gelir. Yani olağan bir başarı istiyorsan normal her zamanki çalışmanı yapabilirsin. Ama olağanüstü bir başarı istiyorsan... Yani hayallerindeki liseyi istiyorsan... Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu İmatist Lisesi fark etmez. Hayalindeki okulu istiyorsan... Esasında hayal ettiğinden biraz daha fazla çalışmalısın. Olağanüstü hazırlanmalısın. Ve tabii ki bu da demek değildir ki günde 24 saat çalışmak. Hayır. Zaten bizler iyi çalıştığımızda, verimli çalıştığımızda çok iyi yerlere geleceğimizi biliyoruz. Sadece çalışmamız yeterli diyoruz. Ve hemen günü yorumuna geçiyorum. Esila Sevim demiş ki bakın buraya dikkat dinleyin arkadaşlar. Bu çünkü sizin sınavınızla alakalı çok önemli bilgiler barındıran bir soru. Çünkü siz sınava girdiğinizde zaten size bir deneme verecekler. Zaten Esila'nın soruları da hep deneme, deneme, deneme ile alakalı. O yüzden buraya dikkat dinlemenizi istiyorum. Diyor ki haftada en az kaç deneme çözmeliyiz? Online denemelerde çok yanlışımız çıkıyor. Normal mi? Deneme çözerken fazla yanlış çıkarmamamız için etikler verebilir misiniz? Birincisi Esila'nın sorusu çok çok önemli arkadaşlar. Neden? Çünkü siz gerçek sınava girdiğinizde esasında gerçek bir denemeye gireceksiniz. Yani size sınavda bir soru bankası vermeyecekler. Size sınavda sözlü bir sınav yapmayacaklar. Bir video izletmeyecekler. Size esasında bir deneme verecekler. O deneme sözel ve sayısal bölümlerden oluşan şimdiye kadar çözdüğünüz denemelere benzer bir deneme olacak. Ama o denemenin sonuçları sizin sınav sonucunuz olacak. Dolayısıyla o denemeye kadar yapmanız gereken çok önemli adımlar var. Birincisi arkadaşlar deneme öncesinde, deneme sırasında ve deneme sonrası yapmanız gereken şeyler var. O zaman deneme öncesi, deneme sırası ve deneme sonrası bak deneme sırası ve deneme sonrası diyorum. Deneme öncesi arkadaşlar birincisi en önemlisi ortamınızı çok iyi ayarlamanız lazım. Yani sınav ortamı gibi çözmeniz gerekiyor. Eğer böyle yanınıza meyve tabağı, telefonunuz yanınıza sağ sol dağınık gürültü geliyorsa bu netlerinizi azaltır. Dolayısıyla yanlış kalmaman için deneme öncesi ortamını hazırlaman lazım. İkincisi planlamanı yapman lazım. Yani planlamadan kastımız şu. Denemeye mesela sözelde Türkçe ardından inkılap ardından din ardından İngilizce mantıklı. Ama Sayısalda bence fenden başlamalısın. Çünkü matematikte takıldığın bir zor soru seni yorabilir. Dolayısıyla öncelikle fenden başlamak en doğrusu. Fen yapabileceklerini yapıp sonrasında matematiğe geçmelisin. Yani şimdiden bu şekilde çözmeye alıştırmalısın kendini. Üçüncüsü de motivasyon. Yani sen bu bir deneme de olsa gerçek sınavmış gibi çözmelisin. Bu denemede yapacağım yanlışlar beni ilgilendiriyor. Bu denemede yapacağım yanlışlar önemli. Bu denemeden iyi yapmalıyım diye kendini odaklamalısın. İnanına çok daha iyi başarabilirsin. Deneme sırasına geldiğimizde deneme sırasında birinci yapman gereken şey tabii ki de turlama taktiği. Yani planlama dediğimiz şeyle bağlantılı. Sen deneme içerisinde eğer şöyle hatta bir tane denememiz varsa alayım şuradan. Bir dakika şöyle bir deneme alayım. Şuradan şöyle bir denememiz varsa içini koparayım. Reklam olmasaydı kapağını göstermiyorum arkadaşlar. Şöyle alıyorum evet. Mesela diyelim ki sözel bölümü kopardın tamam mı? Açtın ve sayısal bölüm ne var içerisinde. Sayısal bölüme geldin. Matematikte bu soruyu yaptın. Bu soruya takıldıysan eğer bununla didişmeyeceksin. Nasıl antefısı fıstığı yöntemimiz var ya antep yerken kapalı bir fıstık gelince ne yapıyoruz? Onu kenara koyuyoruz açıkları yemeye devam ediyoruz. En son kapalı fıstıkları yemeye çalışıyoruz dişimizi acıtacağı için. Dolayısıyla sen de bu soru senin dişini acıtabileceği için bu soruyu geç. Bunu yap, bunu yap, bunu yap, bunu yap. Ardından bunu yap. Sonra bunu boş bırak. Sonra bunu yap. Turlama taktiği yap. Ve boş bıraktığın soruya da sakın şöyle bir şart koyma. Evet bu boş falan. Geri döndüğünde bu psikolojini bozar. Şöyle çöz. Bu, diyelim ki bu soruyu böyle değil de şöyle boş bıraktığını düşün. ...düşünelim. Mesela şu soruyu boş bıraktım. Şöyle bir yuvarlak koy. Yani ben bunu... ...boş bıraktım. Birazdan dönünce yapacağım. Çok da artistik... ...bir soru değil demelisin. Eğer böyle yaparsan... ...dikkat et geri dönün. Bu, bu kadar... ...abartmana gerek yok. Boş bırakıyorsun ve geri dönüyorsun. Turlama taktiği de çok çok önemli... ...esil ve siz değerli öğrencilerimiz. İkincisi stres kontrolü. Burası da çok çok önemli. Bakın dikkat edin. Arkadaşlar dik durmamız gerekiyor. Sınav esnasında dik durduğumuz zaman... ...dik duruş beyne olumlu... E, ...salgı veriyor. Yani... Eğer sen böyle kambur durursan beyne tam kan gitmiyor. Kan gitmediği için soruyu anlayamıyorsun. Ama dik durduğun zaman dik duruş beyne olumlu sinyal veriyor ve soruları daha iyi anlamaya başlıyorsun. Sınav esnasında derin nefes alabilirsin. Ve şu da çok önemli. Sınav öncesinde ortamda dediğimiz bir şey daha var. Denemelerden de önce. Arkadaşlar denemelerde çıkabilecek öğrenmeniz gereken bilgileri yatmadan önce okuyun. Ondan sonra da uyun. Ama sakın yatmadan önce o bilgiyi okuyup sakın başka şeylerle de uğraşmayın. Yani örnek veriyorum diyelim ki denemede bir deneme ile alakalı bir diyelim ki şurada e, İngilizce kelime çalışın mesela. O kelimeleri çalış veya inkılapta bilgi çalışın. Çalış ve uyu. Sakın ardından bir daha sosyal medyaya, YouTube'a, müziğe falan girme. Annenle bile konuşma. Hiç kimseyle konuşma. Anne hayırlı geceler ben yatıyorum de. Sonra gel o kelimeleri oku. İnkılapta, fende, Türkçe'de, İngilizce, matematikte o formülleri oku. Sonra uyu. Uyuduğunda, beyin kapandığında beyin ne yapıyor biliyor musunuz? Beyin bilgi alıyor. Sonra bakıyor aa uyudu bu. Atamıyor dışarı. Allah Allah atamıyorum diyor. Atacağım atamıyor bahar içeride kalsın diyor ve içeride kalıyor ve artık o bilgi hiç çıkmıyor zihninizden. Dolayısıyla uyumadan önce çalışmak çok çok önemli. Saat 11 ve 6 arasında uyumak çok çok önemli. Bu stresi de azaltıyor ve beynimizin gelişmesini sağlıyor ve öğlen saatlerinde de kestirmemiz çok çok önemli. Üçüncüsü arkadaşlar kodlama bilgisi. Bunu da her zaman söylüyoruz. Kodlama bilgisi de kodlarken arkadaşlar denemeyi kodlarken tabii şimdi şu anda belki kodlayarak yapmıyorsunuz ama kodlarken sayfa sayfa değildi. Ee, yaprak yaprak gidin yani. yani burayı yaptın bunu yaptın bunu yaptın bunu yaptın şuraya geçerken hani beynin bir dinleniyor ya o dinlenme sırasında işte kodlamanız size zaman kazandırır hepsini bitirdikten sonra kodlamak da bir intihar olur yani şöyle yaptın diyelim ki şöyle atıyorum şöyle Türkçe birinci soru yaptın ikinci soru yaptın üçü yaptın dördü beşi yaptın yediyi yuvarlak içine aldın sekiz yaptın dokuzu yaptın 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 de yuvarlak için aldım. 18, 19, 20. Aa Türkçe bitti hadi geçireyim dedin ya. Mutlaka hata çıkıyor. Dolayısıyla hata çıkmaması için yaprak yaprak geçeceğiz. Hem dinlenmiş olacağız. Sayfayı şöyle değiştirirken çalıştırmaya, beyninizi dinlendirmeye, kodlama yapmaya alıştırmalısınız. Bu da önemli. Ve tabii ki de zaman yönetimi. Zaman yönetimini en iyi sağlayacak olan şey tabii ki turlama taktiği. Ve en önemli kısma geliyorum. Bunu gerçek sınavdan sonra yapamayacaksınız. Deneme sonrası. Gerçek sınavdan sonra yapma, yapamayacağınız için gerçek sınavdan önce gireceğiniz denemelerde mutlaka bunu yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Birincisi raporlama. Yani yaptığınız yanlışları bilmeniz lazım. Mesela diyelim ki bu denemeyi çözdünüz ya. Hangi yanlışlar işte Türkçe'de beşinci soru yap. Öyle değil. Türkçe'de beşinci soru değil. Biz bütün denemelerimize dörtlü LGS motivasyon denememize de ilk tekrar seti denemelerimize de bütün denemelerimizi göstereceğim birazdan. Başına böyle deneme değerlendirme kitapçığı koyuyoruz. Yani sen bir denemede şu soruyu yanlış yaptıysan bu sorunun neyle alakalı olduğunu gösteriyoruz sana. Bu sorun silindirin hacmiyle alakalı. Bu soru mevsimlerin oluşumuyla alakalı. Bu soru Hazreti Muhammed'in hikmeti söz ve davranışlarıyla. Bu soru fiilimsiyle alakalı diyoruz. Ve o yanlışlara göre o sorunun çözümünün üzerine gitmelisin. Raporlamada çok çok önemli arkadaşlar. Sonrasında sonuçlarını değerlendireceksin ve konu tekrarı yapman gerekiyor. Raporunu çıkarttıktan sonra tekrar etmen gerekiyor bilgi. Ne zaman? Uyumadan önce aklına kalması için uyumadan önce yapmak çok çok mantıklı. Şimdi bir de bir de e, ee, bir şey daha söyleyeceğim yanlışlarla alakalı. Mesela ilk tekrar setimiz arkadaşlar şunu göstermek istiyorum şöyle pardon yırttım kitabı ama yapacak bir şey yok. Şurada sizin için sadece birinci dönem konularının olduğu bir deneme koyduk. Bakın burada önemli. Bunu göstermek istiyorum. Burada i e butonuna tıklayarak Tonguç mağazanı alabilirsiniz. Burada aynı zamanda legacy tekrar programı var. Artık netler artıyor. Ana denemelerinde arkadaşlar sadece birinci dönem konularını koyduk. Yani şu ana kadar öğrendiklerinizi bir test edin hele. Bir bismillah. Sonra tüm denemelerin olduğu kısma geçebilirsiniz. Artık netler artıyor. Yani ana denemelerini bu legacy tekrar setiyle aldığınızda ve ardından programın uygun bir şekilde tekrarlarınızı yaptığınızda, yeni nesil tuşa matematik çalıştığınızda zaten netleriniz mükemmel bir şekilde artacak ve bu denemelerde de Aynı şekilde size söylediklerim hepsi var. Deneme öncesi kare kodlarımız var. Size bunları anlatıyoruz. Ortam düzeni, planlama, motivasyon, turlama taktiği, stres kontrolü, kodlama, zaman yönetimi. Deneme karşılaştırma grafiği var. Cevap anahtarımız var. Detaylı sözel ve sayısal analizlerimiz var. Yanlışlarımızın üzerine gidiyoruz. Ve ardından da mükemmel bir şekilde artık netlerimizi artırıyoruz. Şimdi... Dolayısıyla döneme çözerken fazla yanlış çıkarmamamız için bunları yapacağız esile. Online denemelerde çok yanlışların çıkıyor. Normal. Çünkü online denemede denemeye dokunamıyorsun. Gerçek sınavda denemeye dokunacağız. Üniversite sınav tarihi açıklandığına göre muhtemelen LGS de açıklanacak ve gerçek sınav dokunularak olacak. Dolayısıyla online denemeleri çözün. Ama esas sınav gerçek sınav olacağı için böyle dokunarak çözeceğiniz için bir şekilde soruları işaretlerken geometride, matematikte, üçgen sorularında böyle dokunarak paragraf sorularında altını çize, çize ha diye diye okuyacağımız için gerçek sınav daha iyi olacak. Online denemelerde yanlış çıkması çok normal. Haftada en az kaç deneme çözmeniz? Eğer bu tarz artık netler artıyor ana denemeleri gibi bitmiş konulardan çözüyorsan haftada bir tane çözebilirsin, iki tane çözebilirsin. Ama daha konuları bitirmediğin tüm konuların olduğu denemeler çözüyorsan bu durumda tabii ki daha az çözmelisin çünkü daha konuların bitmedi diyor. Şimdi dolayısıyla burayı bitirdikten sonra günün kaynağına geçiyorum. Günün kaynağı arkadaşlar kota konu taramaları. Bu da esasında kota denemeleri. Bu da matematiğin denemesi. Sadece matematikle alakalı konu konu gidiyor. Mesela diyelim ki bu neymiş? Ee, çarpanlar ve katlarla alakalı EBOB EKOK denemesi. Çeviriyorum sayfayı. Bu ne denemesiymiş? İki kare fark özdeşliği denemesi. Çeviriyorum. Gerçek yaşam durumlarına uygun tablo denklem grafikler denemesi. Bu sadece matematik denemesi. Bunun kota denemelerinin sette var arkadaşlar. Setimizi de daha avantajlı oluyor. Bunun içinde din, İngilizce, inkılaf, fen, matematik, Türkçe kotaları da var. Bunları da mükemmel bir şekilde çözebilirsiniz kota denemelerinde. Tamamen yeni nesil müfredata uygun bir şekilde 2020 LGS'ye göre hazırlandı. Tamamı dikey ve yatay soru tarzlarından oluşuyor. Bunları güzel güzel çözüp kare kodları da okutabilirsiniz. Ve aynı az önce söylediğimiz gibi ilk tekrar LGS setimizin içerisindeki ana denemeleri de direkt genel deneme çözmeniz için şu anda büyük bir avantaj içeriyor. Günün okuluna baktığımızda Selçuklu Fen Lisesi'ni görüyoruz. Tıplar, diş hekimlikleri, eczacılıklar, mühendislikler, mimarlıklar sizleri bekliyor. Hadi bakalım arkadaşlar ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Sizleri çok seviyoruz. En iyi sınav bitmiş sınavdır ama sıkı sıkıya çalışıp bunu çok iyi bitirelim. Hadi bakalım.